Değerli katılımcılarımız, değerli izleyenlerimiz, hepinize hoş geldiniz. Tekrar bir Yönetim Danışmanları Derneği etkinliğinde buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu akşam Meta Sohbetler konumuzla devam ediyoruz. Ve Meta Sohbetler'deki konumuz Meta Commerce ve Perakende'nin geleceği konusu. Her zaman olduğu gibi Meta Sohbetlerimizde sevgili Ergi Şener bizim moderatörlüğümüzü yapıyor. Ezra Çetin, Tuğba Çetin ve İhsan Kılıç Bey ile beraber bu akşam güzel bir sohbet olmasını diliyoruz. Evet, hoş geldiniz. Bu arada bu sezonun ilk toplantısı. Onun için sizlerle bu ilk toplantımızda birlikte olmak da ayrıca büyük bir keyif. Hoş geldiniz tekrar. Sözü size bırakıyorum Ergi Bey, buyurun. Evet, çok teşekkürler Zeynep Hanım açılış için. Gerçekten sizlerle beraber olmak çok keyifli her zamanki gibi. Yaklaşık bir yıl önce sanırım bu meta sohbetlere başlamıştık. Tam bir yıl önce bu Metaverse'ün en hot topic olduğu dönemlerde ilk bir giriş yapmıştık ve sonrasında da bunu farklı sektörlerden uzmanlarla devam ettirelim karar almıştık. Ve çok keyifli sohbetler yaptık. Ama tabii aradan geçen bu bir yıl içerisinde çok şey değişti. Yani bugünkü gündemimiz çok farklı. Yani bir yandan hani dünya geneline baktığımız zaman da sadece Türkiye açısından değil, hem lokal, bölgesel hem de bütün dünyayı etkileyen problemlerle şu anda karşı karşıyayız. İşte bütün dünya açısından bir ekonomik buhran söz konusu. İşte ne yazık ki çok yani yakınımızda devam eden savaş söz konusu. İşte bir takım yaşadığımız problemler var. İşte sürdürülebilirlikten bahsedeceğiz bugün biraz da. Gerçekten hani dünyanın en temel önümüzdeki dönemde de etkisini gösterecek olan problemlerinden bir tanesi iklim krizi. Tabii böyle bir dönemde Metaverse birden yeni bir gündem olarak karşımıza çıktı. Çok konuşuldu. Hepimiz konuştuk. Ama bugün geldiğimiz noktada o ilk konuştuğumuz kadar etkisini görmüyoruz. Bunu biraz eleştirmek de gerekiyor. Çünkü demek ki bazı şeyler yanlış anlatılmış. Hani biz o görüşmelerimizde zaten bunların altını çizmeye çalışmıştık. Bazı noktalar, bazı platformlar vaktinden önce, zamandan önce ya da değer teklifini tam yansıtmadan hayatımıza girmeye çalışıldı. Burada bunları yani ne yazık ki ısıtmadan diyelim ya da toplumu hazırlamadan, gerçek değer teklifini vurgulamadan, ihtiyacı doğru analiz etmeden aktaran tırnak içerisinde uzmanlar da ya da işi hani çok hızlı paraya çevireyim diye popülist yaklaşan startuplar da sorumlu. O yüzden bunların da doğru bir şekilde ele alınması gerekiyor. Şimdi neden böyle bir giriş yaptım? Çünkü bugün hakikaten benim de tanımaktan çok mutlu olduğum çok değerli hani dostlarım, arkadaşlarım, hani iş yaptığımız iş insanlarıyla beraberiz. Ezra Hanım, Tuba Hanım ve İhsan Bey. Ve gerçekleştirdikleri çözümler gerçekten onların da çok eskiye dayanıyor. Ben de bazen hatta karıştırıyorum. Çünkü yani onların yıllar önce yaptığı işler bugün dünya genelinde çok böyle global firmalar tarafından inovasyonlar olarak gösteriliyor. Ve bunlar aslında gerçekten gurur verici çalışmalar. Yani hakikaten biraz nasıl yapılıyor bu işler? Yani Türkiye'den hep yapmak istediğimiz, hep altını çizdiğimiz teknoloji anlamında ilkler nasıl ortaya çıkılıyor? Şimdi bunlar kolay değil, nasıl gerçekleşiyor? Ve tabii konumuzla alakalı olacak olan tarafı ilerleyen dönemde bu Metaverse ortamları nasıl gelişecek? Nasıl yer alacağız buralarda? 2023 başlangıç için doğru bir zaman mı? Yoksa hala erken mi? Ve gelebilir teknolojilerin hayatımızdaki yeri ne olacak? Biraz bugün bunlardan bahsedeceğiz ama ben geç kaldım biraz kusura bakmayın. Benim de yurt dışında bir görüşmem vardı. Ama tabii orada da bazı şeyler öğrendim. Oraya aktaracağım. Yani buraya da aktarmaya çalışacağım. Şimdi tabii bir Ezra Hanım, Tuğba Hanım, Ezra Tuğba markasının kurucuları. İki kadın girişimci, iki kardeş. Aslında bize çok şey öğretiyorlar. Yani hakikaten bugün Türkiye ortamında aile şirketleri çok soru işaretli karşılaşırken, hani hep problemlerle yaklaşırken iki kardeşin bir markayı sıfırdan ortaya çıkarıp da bu kadar global seviyede başarılı kılması, sürdürülebilir kılması çok kritik ve sahiplendikleri değerler de bence çok önemli. Biraz sonra bunlara da değineceğim. Hatta bugün Ezra Hanım'ın paylaşımını gördüm.
İşte etik dizayn diyor, yani etik tasarımdan bahsediyor. Gerçekten bunlar kritik kavramlar. Sizleri bir tanıyabilir miyiz? Ezra Hanım, Tuğba Hanım. Çok kısa, sonra İhsan Bey'e dönelim. Tabii ki. Ezra Tuğba markası olarak 2006 yılında Milano-İstanbul arasında kurulduk. 2009-2012 yılları arasında Paris Moda Haftası'nda resmi olarak yürümeye başladık. Fakat kendimize şöyle bir soru sorduk. Biz ne yapıyoruz? Dünyanın en önemli moda liginde mutlu olamayan iki tasarımcıdan bahsediyorum. Hemen hızla ve süratle kendimizde neyi eksik olduğunu araştırmaya başladık. 2012 Şubat'ında ilk uçakla İstanbul'a döndük ve dedik ki biz giyilebilir teknolojiler ama aynı zamanda tekstilin sürdürülebilir, daha etik olduğu bir ortam yaratacağız. Tabii ki bunu söylediğimiz zaman bize biraz Black Mirror gibi baktılar Türkiye'de. Bir tek Amerika'da bu söylemlerimizin, bir de Kore'de karşılığı vardı ama Avrupa'da bile bir karşılığı yoktu maalesef o günlerde. Fakat 2015 yılında Intel Amerika ile birlikte yolculuğumuz başladı giyilebilir teknolojilerde. Yüzyılın keşifleri arasına giren dünyadaki ilk giyilebilir teknoloji ürünü çıkardık. Intel Amerika'nın dünya kampanya yüzü olduk bir yıl boyunca. Tabii ki çok ses getirdi. Fakat 2015 yılında bizim giyilebilir teknolojilerde tek bir ürünümüz yoktu. 5 ürünümüz vardı. Bu 5 ürün kalp krizi gibi hastalıkların, kas ölçümlerinin yapıldığı, insanları aşırı sıcaklardan koruyan ürünler, ağrı kesiciler, bunlarla ilgili ciddi bir ürün gamı çalışmaları yapmaya başlamıştık. Ürün gamı derken sadece bir çiple data ve bilgi aktarmak olarak görmeyin. Biz 2016 yılında elyapı akıllı ipler yaparak yolculuğa başladık. Hep bize bunu soruyorlar. Bugün giyilebilir teknolojileri hala ve hala bir akıllı saat olarak değerlendiriyorlar. Tabii bu böyle olurken bir taraftan da etik yaşamak, etik tekstil konusu gündem oldu bizim için. Ve biz kullandığımız pamuğu ya da recycle ürününü gerçek sertifikalandırmayla ilgili sıkıntılar yaşamaya başladık. Bunun için de bugün aynı zamanda tarımcıyız. Biz çiftçiyiz diyoruz. Mardin ve Urfa'da temiz tarım yapıyoruz. Gerçek tarım yapıyoruz ve sosyal aşamalarını da yapıyoruz. Bunu da biraz sonra anlatırız. Fakat temiz tarımdan başlayıp bu kadar sürdürülebilir olacaksak giyilebilir teknolojilere giderken de karbon ayak izimizi negatife düşürebilmek için 2015 yılında İhsan Bey'le bir yolculuğa başladık. 17 kişilik bir ekip kurduk. Tuğba burayı dolduracaktır. O günlerden başlayarak aslında bizim dijital ve teknoloji alanında kendimizi geliştireceğimiz bir platform yaratmaya başladık. Biz aslında bugün pandemiyle birlikte Facebook, Mark Zuckerberg'in çıkıp Meta dediği zamanlarda biz aslında bunun tamamıyla temellerini atmış, bunun hazırlıklarını yapmış olduk. Biz de bunun farkına ancak bu söylemler çıktığı zaman farkına vardık. Ama arkada, background'da bunun tamamıyla hazırlıklarını tamamlamıştık. Bugün biz bunları yaparken, aslında bu çerçeveyi oluştururken, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde karbon ayak izimizi azaltmak adına yaptığımız çalışmalar bugün itibariyle bizi bambaşka bir serüvene, yola çıkarttı diyebiliriz aslında. Evet, hakikaten çok önemli bence. Çünkü hazır olmak, yani bugün gerçekten pandemiyle beraber hep gündemimize, ajandalarımıza giren, burada işte esneklik, çeviklik ve flexibility dediğimiz kavramlar, yetkinlik olarak da onlar öne çıkıyor ama tabii yetkinlikle yetmiyor bunlar. Bir donanım sahibi olmamız gerekiyor. Yani ne olursa olsun, hani o bilinmeyen geleceğe yönelik kendimizi hazır tutmamız gerekiyor. Şimdi pandemi dönemini hatırlayalım. Şimdi tabii o kadar hızlı gelişiyor ki pandemi böyle çok geçmişte kalmış gibi hissediyoruz birden ama aslında çok hani yakın geçmişte tanıklık ettik. O dönemde yine böyle bazı arkadaşlar çıktı, dediler ki bir daha ofise dönmeyeceğiz. Şimdi ben şaşırıyorum, yani eskiden daha fazla trafik sıkışıklığı oluyor. Herkes ofise dönmüş, yani fazladan dönmüşler hatta. Hani dönmüyorduk ofislere? Yani şimdi her şeyin
Dozunu kaçırmak kötü. Şimdi sizler çok değerli yönetim danışmanlarısınız. Tabii sizler de bunları çok vurguluyorsunuzdur iş hayatında. Bu tarz sivri mesajlardan ya da hani sivri böyle fütürist arkadaşlar bunu çok yapıyorlar. Şöyle olacak, böyle olacak tarzı yaklaşımlardan. Ben her zaman kaçınmaya çalışıyorum. Ama tabii burada kritik olan işte o hazırlık. Yani sonuçta ne olursa olsun, karşımıza ne gelirse gelsin, ona karşı hazır olmak. Yani zaten olayı güzel yapan da bu. İşte o bilinmezlik ekseninde sahip olduğumuz yeteneklerle o gelen işte biraz aikido, yani gelen hamleyi karşı bir şekilde çevirebilme yeteneği. Burada tabii İhsan Bey'in de devreye giriyor yani yapılan işlerde. Çünkü İhsan Bey de aslında çok önemli bir dijital tasarımcı. Değil mi? Yani İhsan Bey'i siz de tanıyalım. Evet, İhsan Kılıç. Ben Ezra'nın da bahsettiği gibi 2015 yılının sonlarına doğru aslında daha ortada tekstil, dijital tekstil tasarlanabilecek yazılımlar daha yokken biz oyunlar için yapılan yazılımlarda tekstil yapmaya başladık. İnsanlar bize ne gerek var dedi. Evet, yani gerek yoktu da biz bunu tamamen dijitalleştirip kalıp üretimini, numune üretimini, bunların hepsini yavaş yavaş azaltmaya çalıştık. Kendimizi yetiştirmeye çalıştık. Sonra kumaşları dijitalleştirmeye başladık. Akabinde default avatarlar yetmedi. Avatar create etmeyi öğrendik. Ondan sonra default avatarları create ettikten sonra motionlar yetmedi. Motion capture suite'ler satın aldık. Sağ olsun Ezra Hanım, Tuba Hanım. O zamanlar bunları böyle şimdi alabiliyorsunuz da o zamanlar ulaşmak çok kolay değildi. Araya bir sürü insan sokmanız gerekiyordu. Derdinizi anlatamıyordunuz. Teknik servisi yok. Kaynak yok. Yani çok zor bir süreçti ama bunların hepsini biz sabırla hem kendimizi geliştirerek hem personel yetiştirerek, çünkü yetişmiş bir personel de yoktu. Bu zorlu süreci atlattıktan sonra pandemi süreci başladı. İnsanlar bu sefer müşteri ziyaretlerini yapamamaya başladı. Ama bizim zaten her şeyimiz 3D olduğu için biz bütün kataloglarımızı maille çok basit bir şekilde istediğimiz kadar müşteriye istediğimiz anda gönderebiliyor olduk. Bu sefer bizim işimizin aksamamasını da sağladı bu. Sonra Facebook adını Meta olarak değiştirdi. Tuba Hanım'ın da bahsettiği gibi biz Metaverse Ready bir firmaya dönüşmüş olduk. Hem de yetişmiş personeli bulunan Metaverse Ready bir firmaya dönüşmüş olduk. Çok fazla örneği olan firma da yok bu şekilde. Sadece işin tekstil tarafında değiliz. Yani mekan tasarlamak zorunda kaldık. Ya yani bu yolda bir sürü şey öğrendik. Ama bunların hepsini aslında bir amaç doğrultusunda yapmaya çalıştık. Yani bizim amacımız karbon negatifini arttırmak, karbon ayak izini düşürmek, gereksiz sarfiyatı, israfı, numune sürecini azaltmak, zamandan tasarruf etmek gibi gibi bunların hepsinin sonucunda öğrenmemiz gereken şeyler vardı. Yani Ezra Hanım'ın bahsettiği tarıma da o yüzden girdik. Yani herkes kendi pamuğunun işte God sertifikası isim vermeyeyim de, yani herkes sertifikayı bir şekilde anlatıyor ama bunların hepsi ücreti mukabilinde alınabilen sertifikalar maalesef. Yani o yüzden bunun daha proof edilebilir bir yöntemle üretilmesi için kendi stratejimizi oluşturduk. Tuba Hanım tarlalara gitti, Ezra Hanım tarlalara gitti. Çiftçilere ilk başta bunu anlattılar. İşin bir de kadın tarafı var. Orayı Ezra Hanım daha iyi anlatıyor. Biz iş yerindeki tek erkek benim. Herkes kadın olduğu için biz çok böyle kadını ön plana çıkartan bir yapıyız. Bunu tarımda da yapıyoruz. Ben orada Ezra Hanım'a aktarayım sözü. O daha iyi anlatır. Faik Bey seni öldürecek yani. Şöyle, biz 19 yaşından beri STK'larla çalışıyoruz. Bugün WWF mütevelli heyetindeyiz. Aynı zamanda Çocuk ve Gelecek Derneğimiz var. 2,5 yıl önce ben devraldım başkanlığını ve aynı zamanda Tarım ve Gelecek diye bir dernek kurduk. Niçin bunu yaptık? Sürdürülebilirliğin en önemli merkezi insandır. Bugün sürdürülebilirlikten bahsederken insandan bahsetmeyi unuttuk. Topraktan ve teknolojiden bahsediyoruz. Ama önce insanı güçlendirmeniz, köklerini güçlendirmeniz gerekiyor ki toprağı işleyerek ve teknolojiyle birlikte yeniden eski yaşam kalitemize dönmemiz gerekiyor. Bunun için de kurduğumuz derneklerde 3000 kadar çocuğumuzu okutuyoruz. Gıda ve giyinme ihtiyaçlarını sağlıyoruz. Ama önümüzdeki günlerde tarım işçilerinin çocuklarını teknolojiyle eğitiyor olacağız. Tarım teknolojileri eğitimleri vereceğiz. Belki de bir nebze oradan gelen göçü durdurarak toprakların daha verimli hale gelmesini, daha bilinçli çocuklar yetiştireceğiz.
Biz bunu teknolojiyle yapıyoruz. Teknolojinin bize sağladığı güçle birlikte yapıyoruz ve bunu bir metaverse alanı içerisinde yapacağız. Bu çocuklar anlık ekimler, alabilecekleri tepkileri yapay zeka ile birlikte yaşayarak öğrenecekler. Aynı zamanda da toprakta bunu deneyimliyor olacaklar. Bir de kadın sosyal haklarını koruyoruz, kadınları eğitiyoruz, kadınları tarımda girişimci yapıyoruz. Buna pozitif ayrımcılık diyebiliriz. Çünkü biz kadının anne olma içgüdüsüyle birlikte olsun olmasın toprağı da, gezegeni de, etrafındaki her varlığı da sarıp sarmaladığını düşünüyoruz. Bu yüzden de bu girişimlerimizi arttırmış durumdayız. Önümüzdeki günlerde ilkokuldan üniversiteye ve Türkiye'de iki üniversite, yurt dışında da bir üniversiteyle birlikte anlaşarak kadınlarımız ve çocuklarımız için eğitim sistemlerimizi kalıcı hale getireceğiz. İşte biz toprağa ve insana dokunacaksak teknolojiye ihtiyaç duyduk ama sürdürülebilirliği burada doğru yapabilmemiz için esasında artık coin ve sistemlerimizi anlatacaktır İhsan Bey. Teknolojiyle yaptığımız her şeyi metaverse'ı, yani 2025 itibariyle hayatımızda etkin olacak Web 3 kavramlarına bağlamaya başladık. Bu da bize ne getirdi? Önümüzdeki yıl itibariyle tarımdan başlayarak karbon negatifimizi dünya bankalarına satar hale geldik. Bu satıştan gelecek geliri de yine kadın ve çocuklarımıza aktarıyor olacağız. Derneklerimizde onların okutulup geliştirilip hayat standartlarını yükseltmek için. Bu arada biz tarım ve çocukla ve eğitimle ilgili yaptığımız tüm sosyal oluşumları aslında toprağımızı temizleyerek başlıyoruz ve biz bütün nihai tüketiciye şunu demek istiyoruz. Siz başladığınız, aldığınız her ürünün başladığınız noktadan itibaren bunu izleyebilirsiniz. Üzerine bir traceability yüklüyoruz. Bunların hepsi teknolojiyle bize gelen, teknolojinin bize sağladığı faydalar ve bunu yaptığımız, biz hangi tarladan aldık, hangi fabrikada yaptık, hangi üretim tesisinde işlendi, pamuk, iplik, kumaş ve ürün haline geldi. Bunların hepsini izleyebileceğiniz bir sistem yaratıyoruz. Ve bu sistemi de Metaverse'de uygulayacağımız platformun üstüne bağlıyoruz. Ve bu platformda siz istediğiniz gibi kimlerin elini değdiğini, nerelerde satıldığını ve nasıl temiz bir ürün haline geldiğini görebiliyor olacaksınız. İhsan Bey de zaten bundan sonraki tam geri dönüşümü nasıl olduğunu anlatacaktır. Evet. Peki, aslında farklı konulara değindik. Ama şimdi çok detaya girmeden ben şu vurguyu yapmak istiyorum. Hani sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak biraz önce bahsettiğimiz gibi ne demiştik? Bir, hani bu yeni teknolojiler tarafında işimiz ne olursa olsun bir hazır olmanın gerektiğini bahsettik. İki, takım olma, yani birbirlerinin eksiklerini giderebilme, işte burada farklı disiplinlerden yeteneklerle beraber o hani Voltron'u oluşturmanın değerini görüyoruz. Üçüncü olarak da yolun içerisinde sonuçta farklı ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor. Bunları da doğru bir şekilde analiz edildiği takdirde, işte sizin kezde bu tarım tarafına girmek, bambaşka bir aslında dinamik sektör ihtiyaç ama o bütünleşik resim açısından olayı hakikaten çok daha farklı kılıyor. Peki şimdi biraz şeye dönelim, yani aslında Metaverse'e geleceğiz ama bu giyilebilir teknolojiler hakikaten çok önemli bir trend. Şu an baktığımız zaman bütün teknoloji devleri bunun üzerinde çalışıyor. Hani ben bunu üçe ayırıyorum. Başta vücudumuzun üzerinde aksesuarlarla şu anda hayatımızda daha çok. Bu herhangi bir aksesuar olabilir. En çok saat. Hatta saatlerden önce bileklikler vardı, sağlık bilekliği. Şimdi saatlere döndü. İşte yüzükler var, kolyeler var, tişörtler var sizin yaptığınız gibi. Bu tarz ürünlerle gelişiyor. İşte yakın zamanda Google Novartis'te bir çalışma, işte lensleri tanıttı. Bu lensler önemli çünkü Metaverse için de ilerleyen dönemde kritik olacak. Olay hani artık vücudumuzun içine girmeye başladı, yani üzerine girmeye başladı ya da böyle dövme şeklinde özel patchler, yapıştırılabilir çipler var. Hani en nihai noktada artık işte o Elon Musk'ın Neuralink'inde olduğu gibi vücudun içerisine, hatta beynimize takılacak olan çiplerden bahsediliyor. Bunların hepsi wearable. Şimdi ben ilk wearable konusu gündeme geldiğinde, bu ilk Apple Watch çıktığında
Tarihi tam hatırlamaya çalışıyorum ama 2000 sanırım 14-15'lerde bir makale isteği geldi. Yenilebilir teknolojileri bize yazar mısın? İşte bu Apple Watch vesaire. Ben de biraz araştırdım ve hakikaten bunu hep paylaşıyorum. Yenilebilir teknolojiler söz konusu olunca. Yenilebilir teknolojilerin ilk çıkışı ne zaman dersiniz? Çoğu kişi o sağlık bilekliklerini söyler. Belki biraz daha öncesine gider. Milattan önce Romalılara kadar uzanıyor. Evet. Yani ilk bilinen wearable, bu Intel'in de bir araştırmasında, Intel'in baş antropoloğu söylemişti. İşte Roma İmparatoru bu gladyatör müsabakalarını izlerken, tabii yaşlı bir imparator herhalde, diyor ki güneş var, hani beni güneşten korusun ve ben çok net göremiyorum. Hani bu müsabakaları net görebileceğim bir şey bulun bana, bir gözlük yapın diyor. Ve o dönem böyle elmastan sanırım işte özel bir gözlük yapıyorlar. Hem yaklaştırıyor, hani bildiğimiz bugünkü gözlükler gibi, hem de güneşe karşı koruyor. İşte bilinen ilk wearable şey bu deniliyor ama tabii detaya indiğimiz zaman o dönem kullanılan bu savaş, yani o şövalyelerin giydiği kıyafetler bile aslında bir wearable teknoloji o döneme göre. Çünkü hem burada da iki konu var aslında. Bir teknoloji tarafı, yani sizi işte o savaşta koruma, işte rakip rekabet avantajı sağlama bir nebze. Hem de o tasarımla beraber, işte işin tasarım olgusu çok kritik. Sizin İşte komutan mı olduğunuz, işte lider mi olduğunuz ya da işte hangi takımın başında olduğunuzu simgeleyen tasarımsal enstrümanlar. Gelebilir teknolojiler bugün geldiğimiz noktada bambaşka dediğimiz gibi ama hep bu iki öğeyi hala, yani en azından vücudumuzun üzerindeyken koruyor. Sizler sonuçta tasarımcı olarak bu wearable teknolojilere farklı bir bakış açısı getiriyorsunuz. Wearable'da hani siz neden girdiğinizi biraz açıkladınız ama ne durumdayız? Yani bu genel olarak hani sizden de dinlemek istiyorum. Bu modada, işte tekstilde gerçekten çok kritik ürünler çıkıyor. Sizin yaptığınız, belki arka planda da oynatabiliriz videoları. Yani neyi, siz hani bir yandan da bu sağlık tarafına girmeye başladığınızı söylediniz. Bunları bir dinleyebilir miyiz sizden? Hani neler yapıyorsunuz? O wearable tarafı nasıl gelişiyor ve nasıl gelişecek? Aslında biz şöyle kendi içimizde üçe ayırıyoruz bunları Erki. Birincisi tamamıyla akıllı iplikler dediğimiz kısım. İpliklere bir teknolojiyle birlikte akıl yükleniyor ve iplikler duruma göre hareket ediyor. Mesela ağrı kesicili çorabımız ve ağrı kesicili iç çamaşırımız var. Kadınların menstruasyon dönemlerinde çektikleri ağrıları yok etmek için bir iç çamaşırı tasarladık ve o iç çamaşırını giydikleri zaman o ağrıları hissetmeyecekler. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Hem biz kadın olduğumuz için hem bu sürecin zorlu bir süreç olduğunu bildiğimiz için bizim için gerçekten çok önemli. Ama ağrı kesici çorabımız özellikle askerler için kullanmak üzere tasarlandı. Ağır şartlarda, ağır mühimmatlarla uzun intikallere gittikleri zaman ayaklarında oluşan ağrıları kesiyoruz. Veya cooling tişörtümüz var. Bu tişört hava sıcaklığı arttığında veya vücudun kendi eforuyla, sarf ettiği eforla gelen sıcaklığı yaklaşık 9 ila 12 derece arasında aşağıya vücut ısınıza kadar indirerek sabitleyebiliyor. Bunlar akıllı iplikler dediğimiz taraf. Bir de içinde çip ve yazılımla çalışan, şu anda ekranlarda gördüğümüz bütün vücut verilerimizi aldığımız, kontrol edebildiğimiz, önceden bize bütün verilerimizi sağlayabilecek bir sistem yaratıyoruz. Bu tamamıyla çip ve yazılımlarla oluşan bir Fakat data teknoloji. bilgisini ip aktarıyor. İletken bir ip Tabii ki kullanıyoruz. akıllı iplikleri de kullanıyoruz. Bütün teknolojileri birleştirerek yaptığımız bir tasarım bu. Bir de aslında geleceğin en önemli parçası giyilebilir teknolojilerde Meta'ya bağlanabilecek, beş duyuyu birden duyabileceğiniz, hissedebileceğiniz bir kıyafet. En önemli kısmı aslında bundan sonra teknolojinin veya bu dünyanın gittiği son nokta olarak bunu görüyoruz biz ve şu andaki çalışmalarımızın tamamı bunun üzerine yoğunlaşmış durumda. Geçen gün Metaverse ile ilgili bir makale okuyorduk. Makalede diyor ki esasında sınırları olmayan, artık
hükümetlerin, sınırların, askerlerin ortadan kalktığı bir dünyaya giriş yapmış oluyoruz Metaverse'te. Biz ekip olarak yıllar önce bu kararı aldık. Etrafımızdaki sınırları kaldırarak global insan olma aşamasına, bilgi paylaşımına geçtik. Ve bu sayede de bugün Hindistan'da çok değerli bir akademisyen ekiple Amerika'da NASA Langley'nin yatırımını yaptığı akıllı ipler yapan bir şirketle ve Kore'de de başka değerli bir ekiple birlikte ortaklıklar kurduk. Bu çerçeve içerisinde ürünler geliştiriyoruz. Fakat hepimizin ortak paydada birleştiği nokta 2025-2030 arasındaki değişimle birlikte tüketici ihtiyaç haritası da değişecek. Belki de bu pandemide küçük bir teaser izledik ama bundan sonrası biz doğaya çok zarar verdik ve doğa da karşılığını veriyor bize. Belki de karşılaşacağımız tek virüs bu değil. İnsanların daha kendini kapatarak, daha otomasyonlu bir dünyanın içerisine geçtiği, kendini koruduğu neslini sürdürebilmek için bir dünyaya geçiyoruz. Ve bu dünyada konfora ihtiyacımız var. Bu dünyada ne olursa olsun, ne kadar high-tech güçlü olursa olsun, high touch, yani birbirimize dokunabilmeyi, temas edebilmeyi, birbirimizi gözlemlemeyi kaybetmeyeceğiz. İşte biz bunları bilime dayalı metrik ölçümlerle birlikte hesaplayarak tasarım yönergelerimizi ve üretim yönergelerimizi bu doğrultuda yönlendiriyoruz. Dünya üzerindeki ekiplerle birlikte ve bizim için bu noktada Web 3 ve Web 3'e geçiş çok kıymetli bir hale geliyor. Bu izlediğimiz nedir Smart Clutch? İhsan Bey anlatacaktı. Kendisi çünkü tamamen dijital film yaptı. Şimdi şöyle, aslında bu ilk yaptığımız bir şey değil. Bundan 5-6 yıl kadar önce ilk prototiplerini zaten çıkartmıştık. Ama o zamanki ekran teknolojisinin müsaade ettiği kadar çıkartabiliyorduk, yapabiliyorduk. Ekran teknolojisi gelişince biz de yaptığımız daha önceki tasarımların tekrar create etmeye de başlıyoruz aynı zamanda. Şu an bu bir smart clutch. Bu aynı cep telefonlarımızdaki gibi parmak iziyle açılabiliyor. Cep telefonuyla etkileşime geçebiliyor. Üstündeki desenleri kendimiz seçebiliyoruz. İstediğimiz herhangi bir fotoğrafı veya paterni üstüne yükleyebiliyoruz. Aynı zamanda cep telefonuyla iletişime geçebiliyor. Telefonu çantadan çıkartmadan basit işlemleri yapabiliyoruz. Evet, belki saatle de yapabiliyoruz ama çantayla da yapabiliyoruz. Bu da aynı zamanda bir giyilebilir teknoloji ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Süper. Peki İhsan Bey, şimdi bu wearable teknoloji tarafında hani işin bir tasarım boyutu var. Hani sonuçta bu teknolojilerle o giyilebilir, daha doğrusu nesneleri akıllandırıyoruz ama yapay zeka çok kritik. Sonuçta bütün bu gelen verilerle bazı anlamlar yüklenmeye başlanıyor. Bu tarafta yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz? Biraz onlara değinebilir miyiz? Yani nasıl datayı nasıl yorumluyorsunuz? Yapay zekacı iki farklı ekibimiz var. Yapay zeka dediğimizde hep aklımıza böyle bir şeyleri hesaplayan bir bilgisayar sistemi geliyor ama bizim yapay zekada kastettiğimiz şey aslında biraz da duygusallık. Çünkü biz ne kadar teknolojiyle iç içe olsak, ne kadar tarım işiyle de uğraşıyor olsak aslında bizim base'imiz tekstil. En iyi bildiğimiz iş, en doğru yaptığımız iş tekstil. Her şey bunun çevresinde gelişiyor. Yani hepsi aslında bir ihtiyaç olarak doğuyor. Biz burada duygusal bir yapay zeka geliştiriyoruz. Bir tane dijital asistanımız var. Bunların şimdi mi anlatayım yoksa direkt Meta platformu anlatırken mi anlatayım bilmiyorum. Bizim bir Ava'mız var. Ava bir dijital asistan, yapay zeka base ama aynı zamanda duygusal bir yapay zeka. Yani bütün verileri toplayıp evet işliyor ama aynı zamanda size önerilerde bulunuyor. Size kombin önerileri bulunuyor. Sizin kıyafetlerinize göre analiz yapıp neleri sevebileceğinizi, aldığınız bir ayakkabının üstüne hangi pantolonun gideceğini veya tam tersi bir pantolonun altına hangi ayakkabının daha trend olduğunu öneren sistemler aslında hemen hemen her yerde kullanıyoruz. Mesela avatar create ediyoruz. Create ettiğimiz avatarların body size'larını sizinle doğru orantılı yapmasını da yapay zeka sağlıyor. Aldığınız ürünlerin, bunu isterseniz ben platformu komple anlatarak içinde anlatayım. Çünkü direkt Metaverse'den çıktığımızda aslında Metaverse'e girişi belki, şimdi bunları anlattık. Şimdi bir baz var. Sonuçta siz hani uçtan önce bir tekstil firması olarak wearable teknoloji işlerine giriyorsunuz. Akabinde bazı galiba problemleri
ortaya çıkarıyorsunuz yanılıyorum değil mi? Yani Metaverse'e giriş nereden çıktı fikir olarak? Hani bir onu belki anlatmak iyi olabilir. Öyle oldu. Siz ve Metaverse'de sizi nasıl görüyorsunuz? Yani perakendeki Metaverse'deki ihtiyaçlar ve boşluğu nasıl doldurmayı planlıyorsunuz? Siz konuşmanın başında çok güzel söylediniz aslında. Metaverse bir gazla geldi. Herkes Metaverse'ten arsa aldı. Ben oraya aldım dedi. Ben buraya aldım dedi. Bu Metaverse'e girmek diye bir kalıp olarak oturdu. Ondan sonra girdik. What's next oldu? Hiçbir şey olmadı. İnsanlar bir soğudu. Sonra biz de dedik ki hani madem artık internet değişiyor, Web 3.0 geliyor, blockchain bazlı, merkeziyetsiz bir internet yapısı var. Alışveriş alışkanlıklarının da yeniden düzenlenmesi lazım. Tabii biz Metaverse demiyoruz kendi platformumuza. Web 3.0 tabanlı bir dijital alışveriş platformu olarak konumlandırıyoruz kendimizi. Neden böyle konumlandırıyoruz? Her ne kadar çok teknolojik işler yapmaya çalışsanız da bu teknolojiyi anlayan ve kullanan insan kitlesi en azından şimdi az. Dolayısıyla bu kitle büyüyene kadar bir alıştırma süreci, bir geçiş dönemi her işte olduğu gibi bu işte de olacak diye öngörüyoruz. Dolayısıyla kendi platformumuzu kurgularken önce hiperrealistik bir şey yapmak istiyoruz. Yani tekrar isim vermeyeceğim ama genel olarak meta platformlara baktığınızda maalesef teknolojinin geldiği noktayla oradaki create edilen avatarların arasındaki kalite farkı biraz kabul edilemez. Dolayısıyla biz aslında bir tane de deneyim videosu eklemiştim. Belki onu da oynatabiliriz arka planda konuşurken. Biz tekstil ürünlerini yaparken bizim çıkış noktamız hiper gerçekçi ürünler üretmekti ki müşteri bu ürünleri gördüğünde evet ya gerçeğini görmeme gerek yok. Gerçekten bütün detayını görüyorum diyebilmesiydi. Tabii biz burada yaptığımız alışkanlığı, bu bir alışkanlığa dönüştü bizde. Biz karakter create ederken de kullanmaya başladık. Sonra Metaverse'ün lafı açıldığında biz sevindik. Hani her şey böyle olacak diye. Sonra içeri girdiğimizde öyle olmadığını gördük. Öyle olmadığı için de birinin bir şey yapması gerekiyordu. Baktık, o biri biz olmak zorunda kaldık. Daha doğrusu öyle diyelim. Burada şeyde görüyorsunuz zaten. Bu tamamen bilgisayarda oluşturulmuş bir denim pantolon. Biz buradaki gerçekçiliği eğer meta platformda son kullanıcıya veremezsek o platformun metaverse olmasına gerek yok. Ama birebir satılan bir ürün aynı zamanda değil mi bu? Tabii tabii, bu birebir satılabilen bir ürün. Bu ürün üretilmeden önce bilgisayarda bütün kalıpları create ediliyor. Bütün yıkamaları vesairesi her şey yapılıyor. Yapıldıktan sonra müşteriden kritikler alınıyor. Değişiklik varsa yapılıyor. Yoksa okeyleniyor, bedenleniyor. Ondan sonra bir tane prototip üretiliyor. Dolayısıyla sizin bütün üretim sürecinizi aslında daha sustainable bir hale getirmiş oluyor. Günün sonunda Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz ama teknolojileri çok olması gerektiği gibi kullandığımıza inanıyoruz. Çok fazla örnek. Aslında İhsan Bey, yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Şimdi Metaverse bize hep yeni bir kıta, yani yeni bir dünya, yeni bir gezegen olarak aksedildi diyelim. Ama şimdi tabii günümüzün problemlerinin de farkında olmak gerekiyor. Yani hakikaten bugün şimdi biz çok büyük markaların e-commerce platformlarını ya da mobil uygulamalarını açtığımızda hakikaten en temel problem, bakın bugün yani şu saniye, şu dakika bırakıp da açtığımızda almak istediğimiz ürünleri gerçekçi bir şekilde göremiyoruz. Yani bu çok çarpıcı bir problem. Yani şu an hani hayatımızın, anımızın problemi ve çok basic bir problem baktığımız zaman. Yani şimdi Metaverse'de bunlar gideriliyor. Yani aslında biraz öyle düşünmek lazım. Bugün karşılaştığımız problemleri biz bu yeni platformlarda nasıl gideririz? Biz evet aslında ilki, bu. Yani bu sizin anlattığınız bu diye anlıyorum ben hakikaten. Şimdi ben de yaşıyorum bunu. Şimdi Black November hikayesi değil mi? Yani herkes çılgın bir şekilde e-commerce'te kampanya yapıyor. Ama hakikaten o seçtiğimiz ve hayal ettiğimiz ürünle evimize gelen ürün match etmiyor. Şimdi bu çok basit bir problem ama daha da aslında hani teknolojik açıdan criticize ettiğim şimdi yine bazı markalar aynı ürünün 2-3 tane farklı bedenini gönderiyorlar evimize ve inovasyon diye sunuyorlar bunu bugün. Daha birkaç ay önce lanse ediliyor. Ama şimdi Metaverse'de biz ne diyoruz? Hiperrealistik avatarlar. Ya altını dolduralım o zaman. Bunu nasıl dolduruyoruz? Bir sizden duymak istiyorum ben bildiğim için. Hani siz bunu... Nasıl insanların bedenleri kişiden kişiye değişiyorsa aslında üreticilerin kalıplarda referans aldığı baz ölçülerde firmalara göre, üretici firmalara göre değişiyor. Dolayısıyla sizin
X markanın medium ürünü sizin bedeninize tam gelirken Y markanın belki small'u belki de large'ı size aslında tam geliyor. Bu arada siz onu kendinizi medium sanıp large alabiliyorsunuz. Kendinizi large alıp sanıp medium alabiliyorsunuz. Ama bu arada kontrol mekanizması yok. Biz de Metaverse'ün aslında bize sunduğu fırsatları şöyle değerlendirmek istiyoruz. Madem bir avatar create ediyoruz, bu avatar sadece bir fotoğrafın bir üç boyutlu surata giydirilmesi olmasın. Bu avatar aynı zamanda bizim gerçek body ölçülerimize, bizim kilomuzda, bizim boyumuzda, bizim yaşımızda, bizim cinsiyetimizde bir insanın muhtemel olması gereken ölçülere sahip bir avatar olsun. Çünkü biz zaten buraya yerleştirdiğimiz dijital kıyafetleri bütün kalıp ölçülerine vakıfız. Avatara da vakıf olduğumuzda biz bunları sizin avatarınıza doğru bedende denettirebiliyoruz. Yani siz avatarınızla bu, biz e-commerce demiyoruz artık, d-commerce diyoruz Ergi Beyciğim, çünkü artık o da değişti ya. Dolayısıyla siz bu platforma girdiğinizde kendi avatarınızın, doğru body size'deki avatarınızın üstünde isterseniz medium'u deniyorsunuz, size nasıl dar geldiğini görüyorsunuz. İsterseniz large'ını deniyorsunuz, nasıl bol geldiğini görüyorsunuz gibi doğru bedeni almanızı sağlıyoruz. Bu aynı zamanda yine bizim ana çıkış noktamız sustainability'de kargodan boşa dolaşmasını, karbon negatifini destekleyen bir sisteme dönüşmüş oluyor. Karbon ayıklığını azaltıyor. Şu an ekranda gördüğünüz bizim evet, karbon negatifini artıyor. Yani karbon ayak izini azaltıyor. Biz hep negatiften yola çıkıyoruz ya, negatif arttırmak. Ayak izini azaltıyor. O yüzden. Ava yapay zekalı yazılmış bir alışveriş asistanı. Ava'nın faydası size, size nasıl ortamlarda ne yapacağınızı, nasıl kullanacağınızı, nasıl yaşayacağınızı, nasıl giyineceğinizi, eksiklerinizi, belki de hayat asistanlarınızı yapacak. Karbon negatif ayak izinizi azaltmanızda size bir yapay zekanın eşlik ettiğini, IQ'dan çok EQ'sunun gelişmiş olduğunu düşünün. Gerçekten öyle bir dönemdeyiz ki Metaverse'ün ne olduğunu, ne olması gerektiğini ve ne olabileceğini bireyler, kurumlar ve hatta ki hükümetler tarafından tanımlanmakta zorlanıldı ama çok kısa bir süre içerisinde tanımlanacak kritik bir dönemden geçiyoruz. Şu anda bir dizi farklı sanal platformlar ve deneyimler olsa da gerçekte Metaverse dijital ve fiziksel yaşamlarımızın tamamen birleştiği, birbirine bağlı ve sınırsız bir dünyaya doğru genişleyecek. Tahmin edilenin çok ötesine gidecek. Ve işte az önce de İhsan Bey'in de bizim de defaten sürekli söylediğimiz ihtiyaç haritasının değişimi başlamış olacak. Hayatımızı da Ava ile Eva esasında, avatarın Avası ve ilk insan Eva kendisi farklı hizmetlerle kolaylaştırıyor olacak. Peki Perakende'nin Metaverse'üne geçişte bunlar çok önemli hakikaten ama şimdi şu ana kadar hiç Metaverse konuşmadık. Yani bugünün ihtiyaçlarından yola çıkarak Digital Commerce'ün aslında siz problemlerini adresleyen çok önemli çözümler paylaştınız. Bunlar Metaverse'de nasıl birleşecek ya da nasıl daha farklı bir, hani o immersive diyoruz ya, yani o sürükleyici deneyimler açısından ve sizin bu tarımdan, yani o ham maddeden tüketiciye kadar olan süreçte Metaverse'ü nasıl konumlandırıyorsunuz? Ya da ne vaat ediyor olacak? Yani Perakende açısından, tarım açısından, bu sürdürülebilirlik açısından. Okey. Esasında şöyle, önde gelen araştırma şirketlerinden Wunderman Thompson Intelligence dedi ki Metaverse esasında odağında yaptığı bir yayında yeni gerçeklikler, Metaverse ve ötesini açıkladı. Ve bunun içinde denekleriyle birlikte çalıştı. %74 oranında bu konuyu bilen insanlar var. %15'i bunun tam anlatabilecek bilinçte. Ama geriye kalanı ise çok büyük bir umutla hayat standartlarımızı yükseltecek bir Metaverse altyapısını bekliyor. Bugün Perakende'ye baktığınız zaman bu döneklerin %72'si Perakende'de çok büyük bir değişim olacağına inanıyorlar. %68'i sosyal medyada, artık sosyal medyanın tamamıyla Metaverse tabanı içerisinde olacağını, %40'lık bir kısım senin en başta söylediğin pandemiyle birlikte işe gitmeyeceğini düşünen, ara ara insanın da aklına böyle küçük şeytanların geldiği bir kısım var. O kısımda Metaverse içerisinde çalışacaklarını düşünüyorlar. Ama çok
net bir şey var. Biz Metaverse'den karbon ayak izimizi perakende'de azaltacağız. Eğitim sistemlerini çok ciddi etkileyecek. Eğitimli insanın daha fazla ileriye ve yukarıya çıktığı bir döneme geçiş sağlıyor olacağız. Bizim Metaverse'deki aksesuar ve kıyafetler olarak beş duyuyu hissettiğiniz, ben ekipte tek haptiği sevmeyen, haptik kelimesinden hiç hoşlanmıyorum çünkü iletkenlikle, FAR teknolojileriyle çalışıyoruz biz. Buradaki iletkenlikleri sağlayarak beyindeki mesajlarla birlikte size tat ve kokuların gönderildiği bu aksesuar ve kıyafetleri 2025'in sonuna hedeflemiş durumdayız. Ama zaten internet dediğimiz yepyeni dünyaya 2030'da geçiş yapılıyor. Bunu biz söylemiyoruz, bütün büyük otoriteler söylüyor. Aslında biz Metaverse'ü Web 2'nin 1997'si neyse Web 2 1997'de, şimdi Metaverse bizim için şu günkü pozisyonda aynı şey. Bir uçak düşünün, o uçağın parçalarını, kanadını, motorunu, gövdesini, koltuklarını hepsini ayrı ayrı aldığınız zaman birer obje, ama bir araya düzenli bir şekilde bir araya getirdiğiniz zaman bir anlam kazanarak uçak uçar hale geliyor. İşte biz de diyoruz ki augmented reality, virtual reality, haptikler, kıyafetler bir araya gelmeden Metaverse tam bir anlam kazanamayacak. Bunun için de zamana ihtiyacımız var. Belki biz kendi yolumuzda 2025 diyoruz ama tamamıyla Metaverse'ün hayata geçecek, gerçekten anlamlanacak zamanı 2030'a doğru varacak gibi görünüyor. Hep konuşuyoruz ya, dünyadaki patentlere bakın. Giyilebilir teknolojiler, Metaverse, bunlar çok önemli noktada. Dünyada hangi büyük firmalar, teknoloji firmaları hangi patentleri almış? Biz geçenlerde bizi en çok eğlendiren de New York Belediye Başkanı Adams'ın ilk göreve geldiği zaman ilk 3 maaşıyla Bitcoin almasıydı. Şimdi biz bu işin içindeyiz. Bitcoin kullanabiliyor muyuz? Bir coin'le alışveriş yapmak, bir coin biriktirme meselesi hep masaya yatırdığımız bir konu. Evet, New York bunu yaptı çünkü New York borsası şunu patentledi. Coin borsasını elinde tutacakları patentlerin hepsini aldı. Bu da demek oluyor ki çok büyük bir geçiş yaşanacak. Ama biz fiziksel ödeme, kredi kartı ve paradan da şu anda koşarak geçiş yapamayız. Yani önümüzde daha bir 10 yıl var. Peki o zaman ne yapacağız diye bu soruyu sorduk kendimize. Bizim kendi D-Web'imizde insanlar alışveriş yaparken kredi kartlarını kullanabilsinler. Ve bu da tabii ki senin sayende ve senin Dehan'la gelişen sistemler oluşturmaya başladık. Onu da istiyorsan sen anlat bize, Ergi dinleyelim. Aslında Ergi, tam da bu yüzden biz Metaverse veya Meta alan demiyoruz. Biz Web 2.5 da diyebiliriz buna veya bir köprü de diyebiliriz. Biz geçişi, belki yarın orada olacağız ama şu anda geçişi gerçekleştireceğimiz bir platform hazırlıyoruz. Evet evet, hakikaten yani şey, çok değerli insanlar 95'lerde, 90'ların ortasında nasıl elektronik ticaretin hani bugünkü halini hayal edemiyorlardı hepimiz. Şu anda da bizim sadece Metaverse değil, NFT'lere, kriptolara ve tabii ki Metaverse'e bakışımız da aynı. Şekillendiriyoruz yani, hani belki şu an düşünülenden çok daha farklı bizim alışkın olduğumuz Metaverse ortamları olacak. Bunun bilincinde olmamız lazım ama işte bir yandan da en başta konuştuğumuz o hazır olma, deneme, yani bu deneme yanılmayla gelişecek olan bir süreç ki şu andan bile hani bugünün problemlerini çözecek çözümlerle denemek en doğrusu, işte o gerçekçi çözümleri hayata geçirmek tarafında olsun ve bilincinde olmamız lazım. Yani hakikaten bugün çoğumuzun kripto cüzdanları yok ya da bu kadar kriptonun değişkenlik gösterdiği bir dönemde kripto öyle bir şey almak istemiyoruz. Yani şimdi ben tutup da Bitcoin'imle bir tane tişört alsam ve o Bitcoin ciddi anlamda değer kazansa o tişörtü giymem herhalde. Yani böyle psikolojik etkileri de olabilir. Bu sebeple bunu ben yapmadım. Hani Mastercard da yaptı başta. Şimdi bizim ödeme şirketiyle de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hakikaten cebimizdeki kredi kartlarıyla bu Metaverse ortamlarından alışverişi basitleştirme. Yani o tek tuşla alışkın olduğumuz elektronik ticarette alışverişi Metaverse'de de yapma önemli bir değer teklifi olarak ortaya çıktı diye düşünüyoruz. Ama tabii ki bunlar hep
köprü, yani bridging solution dediğimiz geçici çözümler günün sonunda hani Web3 dediğimiz noktada gerçekten bu kripto paraların ana nihai çözüm olması gerekiyor. Ama daha vakit var. Yani hani bunun hep bilincinde olmak gerekiyor temelinde. Peki bu sustainability'den de biraz söz edelim. Çünkü sizler bahsettiniz yani hem derneklerle hem işte bilinçlendirmeyle çiftçileri eğitmeye kadar burada bir misyon var. Ama bir yandan da yani hakikaten şimdi Metaverse'de diyoruz ama sustainability, yani Metaverse çürütülsün, içi boşaltılsın ama sustainability'nin içi boşaltılmasın. Yani hakikaten bir mesaj verebiliyorsak bunu verelim. Geçen de ben de bir ödül törenine katıldım. Geçen de dediğim çok yani bir ay ya oldu ya olmadı. Ve inanılmaz yani iğne atsanız yere düşmeyecek. Hatta ben oturamadım. Yani herkes oturmuş ayakta kaldık. Önemli değil ayakta kalmamız. Ama maske taktım mecburen hani. Çünkü nefes alınacak bir ortam yoktu. Ve o kadar fazla ödül dağıtıldı ki. Yani bazı firmalara ödül vermek için kategori yapılmış. Durum bu sustainability'de benim gördüğüm. Yani inanılmaz bir tiyatro. Şimdi o bizim inovasyonda yaşadığımız, dijital dönüşümde yaşadığımız tiyatronun 1000 katı sustainability'di. Ama daha geçtiğimiz günlerde 18 Kasım'da da bitti. Bu Birleşmiş Milletler'in Mısır'da yaptığı en son etkinlikte hiç iç açıcı değil durumlar. Şimdi biz bu teknolojiyle bu yani nasıl sustainability'yi destekleriz? Metaverse bunun neresinde? Yine eleştirdik biraz karamsar bir tablo çizdik ama bunu yapmak gerekiyor. Çünkü ne yazık ki bizim kurumsal şirketlerimiz dostlar mecliste görsün mantığında iş yapıyorlar. Bunu da eleştirmezsek eğer bence sustainability açısından da kendimizi kandırmış olacağız. Bugün ben WWF'in COP'la Sharm el-Sheikh'teki raporunu yayınladım LinkedIn'de. Maalesef ki Sharm el-Sheikh'in sonunda sadece gidenlerin attığı renkli Instagram postlarından öteye geçemedi. Orada alınan kararlarla alınabilecek ve kurtarılabilecek bir gezegenden bahsetmiyoruz. Ama bunu hiç unutmamak gerekiyor. Plan B diye bir plan yok. İnsanların kendi varlığını sürdürebilmeleri için çok ciddi kırmızı çizgilere gelmiş durumdayız. Bugün ne bir tektonik bir deprem sonumuz olacak ne bir göktaşı. Biz insan eliyle bu kırmızı çizgileri çiziyoruz. Önümüzde de çok kısa bir süreç olduğunu düşünmemek gerekiyor. Bunun için de yapılabilecek esasında doğru eylem planlarını yapmak gerekiyor. Bu koordineli bir eylem planıdır. Birleşerek ve bir arada yapılması gerekiyor. Artık ev bilgisi dersleri verilen işte plastiği şöyle kullanın, çöpünüzü şöyle atının çok ötesinde sanayinin, hükümetlerin çok ciddi acil planlarını oluşturması gerekiyor. Ama birey olarak da, tüketici olarak da bu planları çok önemli şekilde baskılamamız gerekiyor. Yani yine bireylerde bitecek, halkların sesinin yükselmesiyle birlikte büyük bir geçiş yaşanacak, çareler ve çözümler üretilmesi sağlanacaktır diye düşünüyoruz. Erge, demin çok güzel bir şey söyledin. Sahte sürdürülebilirlik, dünya ekonomik sisteminin sürdürülmesinden yana olan dev endüstriyel gruplar kendi günahlarını örtbas edebilmek için bir sahte sürdürülebilirlik kavramını yaygınlaştırıyorlar. Ve bu çaba içerisinde milyonlarca dolar harcayarak taraflı medyalar ve lobilerle birlikte bu hastalıklı sistemi ömrünü uzatmaya çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki aslında bunun çok kolay bir çözümü var. Dengesel ekonomiyi ve sürdürülebilirlik ilkelerini yükselten, aydınlanmış ve aydınlatılan bir bilincin ışığını en geniş müttefik olarak kullanarak, çevreye faydalı işler yaparak, aslında topraklarımızı kurtararak, işleyerek, teknolojiyle birlikte bunun geri dönüşünü sağlayabiliriz. Tabii bugünden yarın olacak bir şey değil ama hepimiz küçük de olsa buna katkıda bulunarak, bu birliği çoğaltarak aslında neden kurtarmayalım, neden düzeltmeyelim ama döngüsel ekonomi bunun çok önemli bir parçası bize göre. Peki şimdi Metaverse tarafına değinecek olursak, Metaverse belli başına aslında kendi başına yani küresel sıcaklıkları artıran bir altyapı. Bütün Metaverse'ü geliştiren parçalar işte evet. Kripto paraları bir bütün olarak saydığımız zaman o küresel ısınmayı artırıyor. Şimdi buna nasıl yaklaşmak lazım temelinde ve hani sizin düşündüğünüz bunu azaltacak olan sürdürülebilir destekleyecek parçalar var mı?
mutlaka yani, olması gerekiyor. Tabii ki şöyle düşünmek gerekiyor. Örneğin tekstil şu anda dünyayı kirleten ikinci sektör. Kendi adımıza bunu açıklayalım. Şimdi siz burada çok ciddi bir karbon bırakıyorsunuz. Karbon negatife gidebilmeniz için de esasında alışverişteki az önce konuştuğumuz o geri dönüşümleri neredeyse %95'lerde azaltmanız gerekiyor. Bizim 2015'teki yolculuğumuzda ilk çalışmaya üzerinde başladığımız yapay zeka İhsan'la beraber buydu. Yani bununla ilgili programlar üzerine çalışıyorduk. Ekip büyüdü. Bir araya geldik yapay zekacılarla birlikte genişleyerek bu yazılımları yapmaya başladık. Biz moda tasarımını bir bilinç taşıyıcı ortam olarak görüyoruz ve markanın yapısı çatısı altında geliştirdiğimiz teknoloji şirketleriyle birlikte bu ortamı sürdürülebilirlik ışığı altında aydınlatma çabası ve kararı içerisindeyiz. Eğer siz Web3'ün karbon bıraktığını söylüyorsanız bunu esasında karbon ayak izini kaldırmak üzere olan taşlarını çekip ilk önce sökmeniz gerekiyor. Yani 2030 yılına kadar da bazı şeyleri toparlamamız çok mümkün olmayacak. Ama zaten biz küçük bir kafesten çıktık. İhsan bunu çok iyi açıklayacaktı. Biz pandemiye kafes diyoruz. Biz o kafesteyken çok düşündük sevgili Ergi ve kafesteyken çok şey gördük. Web3'ün şu an bıraktığı karbon ayak iziyle bugüne kadar bıraktığımız, geçtiğimiz 40 yılda bıraktığımız karbon ayak izi tartışma götürmeyecek kadar çok farklı. Birbirlerini dengede, terazide maalesef ki 40 yıl Web3'te bırakacağımız karbon ayak izinin 200 yılına bedel. Yani biz dünyada en büyük ikinci sektörüz tekstil olarak karbon ayak izini dünyaya salan. Dolayısıyla bu çalışmaları bu yüzden gerçekleştiriyoruz. Evet, süper. Peki teknik açıdan İhsan Bey? Bir de su kirletiyoruz Ergi Bey. Yani biz o yüzden aslında tarımla metaverse'i ayıramıyoruz. Yani bizim metaverse'e giden yolumuz tarladan geçiyor. Bunun sebebi de tekstilde en çok kullanılan şeylerden biri pamuk. Dolayısıyla pamuk inanılmaz su tüketen bir tarım ürünü. Biz son 2 yılda yaptığımız uygulamalarla %75 aşağı çektik bu su tüketimini. Bunları aşağı çekmediğiniz sürece yani sadece karbon ayak izi olarak da bakmamak lazım. Bu su çok kıymetli bir değer. Yani siz suyu tasarruf edemezseniz de bambaşka bir problem çıkıyor. Biz daha tarladayken bir traceability tekniğiyle pamuğumuzu tarladayken işaretliyoruz. Çırçırda bir çapraz işaretleme daha yapıyoruz. Günün sonunda bizim pamuğumuz eğer o iki çapraz tutmazsa zaten bizim pamuğumuz olmuyor. Mezopotamian good cotton diyoruz buna. Bu pamuk her türlü kayıt altına alınabilen, ispatlanabilen ve bütün verilerin blockchain'e kayıtlı olduğu bir pamuk. Biz burada bütün çiftçilerimizi bir tokenized sistemle bu işi daha düzgün yapmak için teşvik ediyoruz. Aslında yani tarladan direkt metaverse'e giden, ürüne giden yani ayıramıyoruz bunu. Yani o yüzden biz bu kadar şimdi Metaverse konuşurken çiftçilikten bahsediyoruz. O yüzden bu kadar tarladan, pamuktan, üretimden bahsediyoruz. Çünkü bunların hepsi aslında Tuba Hanım'ın söylediği gibi circular bir şey. Yani biz Türkiye olarak bütün bunların hepsine vakıf bir ülke olarak başkasına bırakamayız bu 360 sustainability'yi. Evet. Bir de Ergi şöyle bir şey var. Metaverse bugün olmasa da gelecekte çok ciddi bir istihdam demek olacak. Ve bu istihdamı yaşadığımız mekanların içerisinde ve yakın mesafelerde yapıyor olacağız. Yani işe gitme konusunda bir karbon ayak izi bırakmak gibi bir durumumuz da kalkacak ortadan. Metaverse çok büyük bir istihdam alanı olacak. Biz bile senin bildiğin gibi bununla ilgili 2030'a da doğru bir plan ve program yaptığımızda bizimle birlikte çalışacak kişileri hangi mekanlarda mevcut olacaklarının hesaplamalarını yapıyoruz şu anda. Metaverse'de bu tasarım ekosistemine yönelik çok ciddi fırsatlar söz konusu. Hatta işte son dönemlerde işte Nike yaptı, daha önce Spotify lanse etmişti. Metaverse'ün getirileri olarak hani yeteneği olan gençlere ya da herhangi bir son kullanıcıya yönelik bazı ortamlar sağlanıyor ve ben orada kendi müziğimi tasarlayabiliyorum, yani ortaya çıkarabiliyorum. İşte miximi yapıyorum ya da kendime özgü bir ayakkabı tasarlayabiliyorum. Şimdi Metaverse'de bu tasarım odaklı yaratıcılığı nasıl buluyorsunuz? Yani bu doğrultuda sizlerin planları var mı?
İkinci olarak da hep bu söylediğimiz, hani yine günümüzün önemli bir trendi, işte community building dediğimiz o topluluk oluşturma. Şimdi Metaverse'de yine topluluk oluşturmak için çok ideal bir kanal ama tabii bunlar yine çok kolay değil. Hani burada da dikkat edilmesi gereken noktalar var. Herkesin amacı ortak ama bunu başaran çok fazla olamıyor. İşin doğası gereği de. Metaverse'de community yaratmak için hani oyun moyun, hani hep söylenenleri dışında bırakıyorum. Ne yapmak gerekiyor sizce? Ben son sorudan başlayayım. Şu anda dünyadaki pandemi itibariyle tüketici alışkanlıklarında çok ciddi bir değişim başladı. Biraz da nöromarketing tarafından baktığınız zaman tüketicinin bu değişen tüketim alışkanlıkları, beklentileri, kendileri için daha çözümsel alanların yaratılmasında sorgulamaya başladılar. Bu sorgulamanın sonucunda da daha dünyayı, gezegeni kurtaran, hayata daha katkıları olan bir beklenti alanları açtılar. Bu da komüniteler oluşturmasını sağlıyor. Bugün herhangi bir NFT ürünü çıkardığınız zaman 6 ay sonrasına sipariş verirken, o NFT ürünün ürün haline gelirken ve daha sonra da kullanımdan sonra nereye gideceğini bile takip etmek isteyen bir tüketiciden bahsediyoruz. Ben bunu esasında Z jenerasyonu ve ondan sonraki gelen alfalar olacağını düşünüyordum ama geçenlerde bana gelip işte bir yerde yemek yerken bir hanımefendi merhaba dedi, sizin dedi bir televizyondaki konuşmanızı izlemiştim dedi. Ben dedi sizden bundan sonra alışveriş yapacağım dedi. 5 yıl sonra bunu geri iade edebileceğimi ve bu geri iade ettiğim ürünün de recycle'a girerek yeniden bir ürün olarak hayata geleceğini öğrendim dedi. Fakat dedi benim telefonuma dedi aplikasyon olarak dedi bu ürünün inmesi gerekiyor dedi. Ben bunu takip edeceğim dedi. Ben de anlattım. Biz bugün pamuk tarlalarımızda çok değerli bir sistem üzerine önemli bir sanayiciyle birlikte çalışıyoruz. Tarlaya koyduğunuz bir yazılımla birlikte bir takip edilebilir sistemler oluşturuluyor. Ve sizin aldığınız ürünün üstüne telefonu tuttuğunuz zaman tarladan, hangi tarladan geldiğini, hangi kadının elinin değdiğini, hangi fabrikada üretildiğine dair ve nasıl bir geri dönüşüme gireceği hikayesini takip edebiliyorsunuz. İşte böyle bir tüketiciden ve böyle bir gelecekten bahsediyoruz. Aslında bu tüketicileri sadece alışveriş alışkanlıklarını gidermek için bir köprü platform yapmıyoruz. Aynı zamanda sosyalleşebilecekleri, aynı zamanda bir konsere gidebilecekleri, aynı zamanda bir tiyatroya gidebilecekleri, hatta daha da ileri gidip üniversitelerin kampüslerinin olabileceği, en başta Ezra'nın da anlattığı gibi biz Tarım ve Gelecek Derneği ile birlikte yaratacağımız eğitim sistemlerini, tarım sistemlerinin aslında bir türlü simüle edilebileceği bir altyapı bile oluşturulabilecek. İnsanların birbirleriyle orada tanışıp belki de startupların kendilerini yatırımcılara anlatabilecekleri bir altyapı platform da oluşturulacak. Her geçen gün üstüne bunu koyarak aslında insanlar oraya geldikleri zaman sosyal hayatta, gerçek hayatta neler yapıyorlarsa bunların tamamını gerçekleştirebilecekleri daha interaktif ve sıcak bir alan yaratıyoruz. Ben de ilk kısmına cevap vereyim istiyorsanız Ergi Beyciğim. Tabii lütfen. Aslında içeride kendi ürünlerini tasarlamak, create etmek, bunları hiç değilse dijital versiyonlarını görmek isteyen insanlar için de bazı kurgularımız var. Nasıl YouTube ilk başta bir video paylaşma platformu olarak çıktı ama ondan sonra konvansiyonel medyaya bir isyanın temsilcisi oldu. Herkes kendi programını, kendi kanalını, kendi kitlesini oluşturacak şekilde orada programlar yapmaya başladı ve artık biz evet ihtiyar kaldık belki ama genç nesil şey yapmıyor. Yani televizyon izlemiyor. Açıyor, YouTube'dan takip ettiği insanlar var. Bildirimlerini açıyor. Yeni video geldiğinde haberdar oluyor, izliyor. Biz de bu tarz işleri yapabilecekleri alanlar oluşturmak istiyoruz. Yani şöyle şeyler olabilir. Tasarımcıların gelip ürün tasarlattığı, firmaların ürettiği, o tasarımcının ürünü satıldığında belki bir fee kazanabilecekleri sistemler, tasarım yarışmaları, kendi müziklerinin yayın yapıldığı küçük kendilerine ait küçük kulüpleri, çünkü bunları gerçek hayatta açamıyorlar ama kendi şarkılarını birilerine dinletmek için orada kendi küçük kulüplerini oluşturabiliyorlar. Yani zaten merkeziyetsiz bir sistem, Metaverse dediğimiz sistem.
herkes kendi işinin patronu, kendi tasarımının patronu olacak şekilde bir kurguyla orada kendi komünitesini oluşturacak aslında. Biz çok fazla bir şey yapmayacağız. İnsanlar ve markalar kendi komünitelerini oluşturacak. Biz sadece bunların çok güzel anlatmalarını sağlayan ortamı kurmuş olacağız. Esasında Instagram gibi, Instagram geldikten sonra herkes profesyonel bir fotoğrafçı haline aldı. Yani sadece bir fotoğraf çekebilen iyi kalite bir telefon çözmedi bunu. Instagram kullanmaya başlayarak hepimiz anlık birer fotoğrafçı haline aldık. Hatta ben bile iki kere telefonla çektiğim fotoğraflarla dergide yayınlandı çektiğim fotoğraflar. Kendimi hani böyle bir fotoğrafçı gibi hissettim. Haşa öyle bir durum yok ama Metaverse'ün de esasında gideceği yolculuk bu. Ne kadar human touch ve high-tech savaşsa da ve önümüzdeki 10 yıl human touch oldukça daha devam güçlü edecek ve devam eden bir olgu olsa da biz insanlar hala homo sapiens duygular içerisinde yaşıyoruz. Gözlemlemekten, gözlemlediğimiz ya da parçası olmak istediğimiz birlikleri kurmaktan çekinmeyeceğiz, bireyselleşmeyeceğiz. O yüzden Metaverse'e girerken de bu duygularla, bu hissiyatlarla yolculuğa devam ediyor olacağız. Ama bu sefer daha bilinçli ve daha savunduğumuz fikirler olacak. Evet, süper. Vallahi çok keyifli bir söyleşi oldu. Gayet güzel farklı noktalara değindik. Yani Metaverse sonuçta bizim hayatımıza girecek olan, girmesi beklenen ve konuşmaya başladığımız bir platform. Ve sizler de aslında tarımdan tutun, tekstile, işte perakendeye ve teknoloji boyutuyla beraber Metaverse nasıl değişecek, işte nasıl pozisyon alabiliriz, bunu nasıl en azından bir oyun alanı olarak görebiliriz. Çok önemli noktalara değindiniz. Çok teşekkürler. Zeynep Hanım, var mı sizin yorumlarınız? Öncelikle bu akşam için çok çok teşekkür ediyorum. Ezra Hanım, Tuğba Hanım ve İhsan Bey'in katkılarıyla gerçekten ve sizin moderatörlüğünüzde çok keyifli bir akşam oldu. Sadece perakendeciliğin geleceği veya giyilebilir teknoloji değil, aynı zamanda arkasında çok da ciddi bir felsefenin olduğu bir yeni yaşam tarzı, yeni yaşam modelinden aslında birazcık bahsettik burada, öyle geçmese de adı. Ve bu gerçekten de bizlerin önümüzdeki dönemlerde karşımıza daha da önemli bir şekilde çıkacak. Zira son senelerde özellikle bu internetin ve internet üzerinde community'yi oluşturmanın gelişmesiyle insanların oturdukları, yaşadıkları yer neresi olursa olsun daha etkin, daha interaktif olma özlemi içinde olduklarını ve bunu sadece yüz yüze değil, internet üzerinden de bu interaktiviteyi sağlamak için çok ciddi çaba gösterdiklerini görüyoruz. Yani şunu düşünüyorduk hepimiz en başta. Hani internet hayatımıza gelecek, robotlar gelecek, bütün insanlar birbirlerinden uzaklaşacaklar diye düşünülüyordu. Ama bence bunun tersine doğru bir gidiş var. Evet, robotlar tabii ki bir takım şeyleri yapıyor olacaklar. Ancak insanlar bu community bilinci, yani komünite oluşturma, birlikte hareket etme ve bir sosyal toplum olma bilinci geliştikçe çok daha güzel şeylere imza atacaklar. Tabii vahşi kapitalizm izin verirse bir diğer taraftan da. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok çok keyifli bir akşamdı. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler.